Esnet Bey, siz Başak seslendiniz. Buyurun Hanım, sizi dinleyelim. Hem bu boyutla ilgili Başak eklemek Hanım, istediklerinizi alın. Buyurun. şimdi Hakan Bey bir örnek verdi. Ben de hemen baktım. Şimdi Metropol'ün 10 Nisan 2021 anket sonuçlarına göre, demin Hakan Bey atıfta da bulundu. Metropol diyor ki hangi partilere asla oy vermem diye Metropol bir araştırma yapmış. Evet. Rakamları söyleyeyim size. HDP'ye asla oy vermem diyenlerin oranı %28,7. AKP'ye asla oy vermem diyenlerin oranı %27,7. CHP'ye asla oy vermem diyenlerin oranı da 15,7. Şimdi %76 neresi? %28,7 neresi? Bu da bir Gerçekten başka büyük bir anket. O uçurum bizde. başka bir sorudur. Başka Mümkün bir, değil. bizde de Hayır, bakın %80 söyleyeyim. çıktı mesela. Bakın söyleyeyim. Soru şu. Sayın Sencer'in kendisinin doğrudan paylaştığı bir Evet. sonuç. Soruyu okuyayım size. Evet. Hangi partilere direnç var? Başlık o. Seçmenin %29'u HDP'ye asla oy vermeyeceğini belirtmek. HDP'ye %28'i ile AKP'ye, %16 ile CHP'ye, %4 ile MHP'ye oy vermeyeceğini söylüyor. Soru şöyle. Asla oy vermem dediğiniz bir siyasi parti var mı? Varsa hangisi? Soru bu. Sayın Sencer'in kendisi açıklamış. Yani herhangi bir gazeteden Peki alıntı yaparak tarihi ne söylemiyorum. zaman? Tarihi ne zaman? ...2021 diyor. Söyleyeyim. Açıkladığı tarihi söyleyeyim. 10 Nisan 2021. Girip bakabilirsiniz. Siz de girin lütfen bakın. 10 Nisan 2021. Yani daha dün, bir ay önce. Şimdi siz %76 diyorsunuz. Sayın Sencer %28,7 diyor. Sadece Hakan Bey değil, Hilmi Bey de Bizde de bize %80 %80 çıkıyor. bulduk diyor. Yani Başak Hanım, siz de Buyurun. bakabilirsiniz ya Tabii da tabii. editör Yo, arkadaşınız yani bakabilir. siz okudunuz olduğu gibi soruyu da merak Zaten etti sabahtan Hakan beri bir Bey. %44 uçuyor, başka bir yerde başka bir şey uçuyor. Abi şimdi fark olur Yani da bak, Hilmi 80 bulmuş, biz 76 ya bulmuşuz. arkadaş, yani Ama Özer yani Sencer de Metropol'de %28,7 %50 fark bulmuş. var Nasıl neredeyse. oluyormuş? İyi, tamam, bir yere koyalım Bilemem. onları. Bak, Ne ben yapacağız? hocanın rakamlarına itibar ederim ama burada ne oldu bilmiyorum yani. Peki. Necdet Bey, Evet. şimdi Soru bu mu farklı? Ne yani oldu bilmiyorum. Mete Bey'in yaptığı Evet. yorum açısından işte şimdiden tartışmaya açılıyor, bir nabız yoklanıyor. Hem bu boyutuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Mithat Sancar'ın Evet. açıklamaları aslında Millet İttifakı'nın kararıyla verilen mesajlar dedi. Bir de bu bakanlıklar meselesi, yani diyelim ki muhalefet kanadı bu ittifak kazandı. O zaman işte sayıyoruz. Gelecek ve Deva dahil olursa onlar da, Saadet Partisi şu anki mevcut pozisyon itibariyle sayıyoruz. İyi Parti, CHP, HDP'de destek olursa ne olacak? Hepsinde böyle bir Evet. bakanlık vaadi mi olacak? Ne olacak? Buyurun. Şimdi Başak Pardon, bir Hanım, tek şey olabilir Necdet Bey. O oraya sonuçlarla takıldı Hakan ilgili. Bey. Evet, buyurun. Çok cevaplı sormuş olabilir hoca. Mesela Hakan Bey, birkaç... ben inanın yorumsuz okudum. Hayır Bakın hayır siz de tamam. Ben bakabilirsiniz. Lütfen teknik bir şey bakın. söylüyorum. Bakın şöyle. Bazen kişiden Diyenleri mi? birkaç parti ismi isteyebilirsiniz. %26 olur mu ya? Asla oy vermeyeceğim partileri söyle dersiniz. Neymiş o? Yani birkaç parti söyler size. O zaman oranlar dağılabilir. Ama tek cevap isterseniz, yani asla oy vermeyeceğiniz tek bir partiyi söyleyin derseniz, bu 75'in altında hiçbir anket bulamaz bunu Türkiye'de. Peki, Şimdi buyurun. siz sorduğunuz için, yani siz bunu söylediğiniz için ben de siz konuşurken Metropol'ün şeyin anketini hatırlıyordum ama emin olmak için baktım ve bu sonuç var. Muhtemelen de çoklu cevap olabilir burada. Yani ben, ama burada doğru cevabı verecek isim Özer Sencer'in Peki. kendisidir. Yani şimdi Başak Hanım, Buyurun. ya ben tabii bazen şuna şaşıyorum. Aslında Mithat Sancar'ın bugün, yani hem T24'te hem de daha sonra birçok basın yayın organında paylaşılan söyleşisi o kadar net ki. Bir, Millet İttifakı'na girmek diye bir şeyimiz yok diyor. İki, bizim Oradasınız. demokrasi ittifakı diye daha köklü bir yaklaşımımız var diyor. Üç, ben mesela şöyle düşünüyorum. Yani yetki meselesi söz söyleme hakkıdır. Yani siz eğer bir ortak bir politikaya gidiyorsanız, Cumhurbaşkanlığı seçimini kastederek söylüyorum. O ittifakta yer alan herkesin söz söyleme hakkı vardır diye düşünüyorum. Bir boyutu bu, ama asıl boyut şu. Dikkatlerden kaçanı söyleyeyim ben. Dikkatlerden kaçan şu. Şimdi Millet İttifakı, yani gördüğüm kadarıyla şu anda ilişkileri
de oldukça güçlü. En son 128 milyarla ilgili 4 parti genel başkanının birbirlerine attıkları tweetleri dikkate alırsak, yani Kılıçdaroğlu Akşener'e, Akşener Saadet Partisi Genel Başkanı'na, onun da Demokrat Parti Genel Başkanı'na attığı tweetleri dikkate alırsak, Millet İttifakı'nda ciddi bir sorun gözükmüyor. İki, görünen o ki Gelecek Partisi ve Deva Partisi de bu sürecin önemli bir parçası olacak gibi gözüküyor. Burada dikkatlerden kaçan şu, bütün bu partiler, buna HDP'yi de dahil ederek söylemek gerekiyor, bunlar adlarını farklı telaffuz etseler de güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüşü ön koşul olarak koyuyorlar. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini reddediyorlar. Ve olası seçimlerde partilerin güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmesi gerektiğini söylüyorlar. Yani bu ne anlama geliyor? Çok çok daha somut söyleyeyim size. Biz bu hafta bir dergi yayınladık. Benim de içinde yer aldığım İkinci Yüzyıl dergisi yayınladık. Ve CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir söyleşi yaptık. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu söyleşide şunu çok net söyledi ki başka yerlerde de bunu söyledi. Aslında söylediği şu: biz seçimi kazandığımız takdirde iki şey öneriyoruz seçim sürecinde. Bir, ilkeler bütünlüğü öneriyoruz. Yani hangi ilkeler etrafında bir araya geleceğiz? İki, çok da önemli bir şey söyledi Sayın Kılıçdaroğlu. Parlamenter sisteme dönüşle ilgili bir takvim açıklayacağız dedi. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor: seçimi Millet İttifakı kazandığı andan itibaren, bu ittifak kazandığı andan itibaren Türkiye, eğer dedikleri gibi ilkeler ve ilkeler bütünlüğü ve takvim açıklandığında o takvime uygun olarak parlamenter sisteme doğru dönüş olacak. Bu şu anlama geliyor: bakanlıklar üzerinde bir pazarlık olmayacak. Benim bildiğim kadarıyla, tersi varsa lütfen beni uyarın, diğer siyasi partilerde, yani Saadet Partisi, yani İyi Parti, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Deva Partisi de benzer yaklaşım içinde. Bunun sonucu şudur: ben HDP'nin de bir bakanlık pazarlığından dolayı bunu kullandığı kanaatinde değilim. Burada da doğru adres Mithat Sancar'a sormaktır, bakanlık mı istedin diye, ama ben işin doğrusu söyleşiyi okudum. Söyleşiden böyle bir sonuç çıkarmıyorum. Diğer siyasi partilerde de yok. Bu anlamıyla da şu anda HDP dahil olmak üzere muhalefet partileri esas itibariyle Türkiye'nin birkaç noktanın altını çiziyorlar. Hukuk, yargının bağımsızlığı, demokratik sisteme dönüş. Bu noktada anlaştıklarında ben bir bakanlık pazarlığının olacağı kanaatinde değilim ve bakanlık pazarlığı üzerinden de Türkiye'de bir tartışma olmayacak kanaatindeyim. Buradaki referansım da demin söylediğim gibi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi. Ha, burada şu önemli tabii, yani Hakan Bey de bir ilk kez altını çizdi. Bakın, bizim elimizde veriler var araştırmaların dışında. HDP şöyle bir parti: 2010 12 Eylül referandumunu hatırlamakta yarar var. 12 Eylül 2010 referandumunda, yani anayasa ile ilgili referandumda %58'e 42 evetler kazandı. Yani mevcut iktidar kazandı. HDP'nin oradaki tavrı neydi? HDP referandumu boykot etti. Yani bu HDP'nin olmadığı bir referandumda, bir cumhurbaşkanlığı seçiminde %56 birlik bir seçimde iktidarın elini güçlendireceği anlamına da gelen çok somut bir veri. 2017'yi de bu gözle görmek mümkün. Bu anlamıyla da HDP'yi demokratikleşme sürecinde sürece dahil etmek her halükarda Türkiye'nin, yani Türkiye'nin hem demokratikleşmesinin önünü açar hem de HDP'yi çok daha hızlı bir biçimde demokrasi sürecine dahil eder diye düşünüyorum. Yani burada milliyetçilerle ilgili, o zaman Millet İttifakı, milliyetçi kanatla ilgili sorun yaşar HDP de bu ittifaka, ya da işte Necdet Cumhurbaşkanlığı Bey seçiminde destek veren parti olarak görünür olursa diyor. Ben Necdet Bey'e bir şey sorabilir miyim? Mete Bey, bir örnek daha vereyim, tamam, ondan sonra buyurun, lütfen sorun. Şimdi bakın, Türkiye insanı, bana göre, yani ben de öyle gözlemliyorum, gerilim ve kutuplaşmadan yana mı, yani normalleşmeden yana mı? Ben normalleşmeden yana olduğu kanaatliyim. Bir örnek vereyim. İki alan araştırmacısı arkadaşımız orada.
2011 seçim sonuçlarını lütfen analiz edin. 2011 süreci AKP'nin çözüm sürecini çok öne çıkardığı bir süreçti. Ve Türkiye'de klasik anlamda... Hadi 2015 sana, var tam tersi. 2011'i söyleyeyim size, bakın 2011 çözüm sürecinin öne çıktığı süreçlerden bir tanesiydi. Çünkü o çözümler vardı, yani Kürt meselesiyle ilgili açılım, Alevi meselesiyle ilgili açılım, romanlarla ilgili açılım vardı 2007-2009 sürecinde. Ya burada Maraş'tan başlayarak geçmişte 1900 özellikle 80'de klasik MHP seçmeninin çok güçlü olduğu yerlerde, diyelim ki Maraş, diyelim ki Malatya, Elazığ, Bayburt, Erzincan gibi, Sivas gibi yerlerde, Sivas'ın çok daha özgü bir şeyi var. AKP'nin oyu neydi biliyor musunuz? Yani çözüm sürecinin en şeyde olduğu yerde %63 ile 74 arasında bu kentlerde oy oranı değişiyordu. Bunu niye söyledim? Şundan dolayı söyledim. Siz çözümü insanların önüne koyduğunuzda, bir rahatlamayı önüne koyduğunuzda, insanlar çok rahat bir biçimde o süreci destekliyor hale gelebiliyorlar. Yani o anlamıyla klasik milliyetçi hareketin çok güçlü olduğu bir yerlerde AKP 63 ile 74 arasında oy alıyorsa, bizim bu sonucu dönüp eğer rahatlayan bir Türkiye'de 2000 olacaksa seçimler normal sürede, 2023 seçimlerine de uyarlamamız mümkün diye düşünüyorum. Peki buyurun Mete Bey'in bir sorusu Mete var. Mete Bey soracak da, deminki anket rakamı çok farklı ya. Buyur abi. Bilgi geldi Necdet Bey. Evet. Metropol'ün anketine baktım. O verdiğiniz rakamlar bir siyasi partinin seçmenlerinin verdiği cevap dağılımı. Bütün Türkiye'nin şimdi değil. Mesela şimdi AKP'lilerin %65'i ben asla HDP'ye oy vermem demiş. Aynı ankette okuyorum. Bakın bu benim okuduğum o kadar net. Yani şimdi ben size o zaman şöyle söyleyeyim. Bakın lütfen doğru adresi söyleyeyim size. Özer Sencer, tamam. Özer Sencer doğrudan kendisi paylaşmış. Kendi tweetinde. Evet okuyorum. Burada. O da şeyi 2021 okuyor. Anketin kendisi. Tam şimdi oradan evet okuyor. Ya, burada. Necdet Bey. Ya arkadaşlar evet. Burada o da diyor anketin ki, içinden evet okuyor. Tamam. Evet burada bir evet hata nerede burada? Hata değil. Soru farklı diyor. Sorunun soruluş şekli çok farklı. Her partiliye ayrı sormuş, onların ortalamasını almış. Tamam asla şu soru doğru mu? Onu o zaman teyit edeyim en azından. Asla oy vermem dediğiniz parti hangisidir? Bakın o her partiliye ayrı ayrı sormuş. Bu soru doğru mu? Hayır. Burada bir sorun var mı? Yani Özer Sencer böyle bir soru sordum diyor. Ya Necdet Bey anlatamıyorum. Teknik bir şey söylüyorum. Bakın anlamaya çalışın. Diyorum ki mesela AK Parti her partiyi kişilere tek tek sormuş. Mesela CHP'ye tamam asla oy verir misin vermez misin? Cevap almış. Tamam. HDP'ye verir misin ve her kişi her partiyi ayrı anladım ayrı sormuş. Öyle sorunca o çok cevaplı bir dağılım olur. Ama siz tüm kitleye yani bu tür partileri tek tek sorgulamadan asla oy vermeyeceğiniz parti hangisidir diye tek kalem sorduğunuzda bütün Türkiye örneklemine bunu 75'in tamam altında bulan bir şirket olmaz. Ben bakın böyle bir iddiada değilim. Zaten bulunur diye iddiada değilim. Ben şöyle düşünüyorum. Bunu daha objektif buluyorum ben. Niye objektif buluyorum? Ya bu çünkü bütün partileri ayrı ayrı sormuş diyorum. Teknik farklı diyor. Zaman, yani Bey, o anlamıyla bu orana ne diyorsunuz? Diyor. Peki Hakan Bey o anlamıyla %28.7'ye ne diyorsunuz? O oran şu. O da değil. O filminden çok farklı şeyler. Ya o oran şu. Sencer'ın partilerin her birini verir misin evet vermez misin diye sormuş. Evet, tamam. Aynı kişiye. Tamam. Oradan çıkan ortalama farklı çıkar. Bak Hakan başka bir şey. Peki. Neyse bunu geçelim.